Bu gelişme hep şu sıralarda söylendiği gibi Türkiye'nin Suriye'ye girmesine yol açacak bir gelişme midir? Hata zaten bu olur. Kastedilen, benim yazıda kastettiğim hata da zaten Türkiye'nin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'ye girmesi. Bugüne kadar 2011'den bu yana iktidar izlediği Suriye politikasında sadece silahlı kuvvetleri Suriye'ye sokmadı. Onun dışında ne lazımsa yaptı rejimi devirmek için. Sadece o noktaya geldi. Orada durdu. Ama ilginç olan bir itiraf var mesela. Ondan sonra Senegal'den dönerken uçağına davet ettiği medya mensuplarına yaptığı açıklamada 1 Mart 2003 tezkeresinden örnek verdi. Dedi ki 1 Mart 2003 tezkeresi, Erdoğan'dan bahsediyorum. 1 Mart 2003 tezkeresi geçmiş olsaydı biz Irak'ta masada olacaktık ve Irak'ın geleceğinde söz sahibi olacaktık. Bu durumda düşmeyecektik dedi. Bundan şu sonucu çıkarmak mümkün. Biz yani çünkü 1 Mart tezkeresi aynı zamanda Türk birliklerinin de Irak'a girip belirli bölgelerde, Kerkük havalesi falan oralarda mevzilenmesini öngörüyordu. Bundan şu sonucu çıkarmak mümkün Erdoğan'ın söylediklerinden. İki sonuç çıkarmak mümkün. Bir niyet, iki itiraf. Niyet şu. Yani diyor ki biz şimdi Suriye'ye asker sokmazsak Suriye'deki gelişmeler hakkında bundan sonra bu gelişmeler hususunda söz hakkımız olmayacak. Masaya oturmak için savaş etmemiz gerekiyor. Evet. Bu ama aynı zamanda şunun itirafı. Demek ki Türkiye izlene gelen bu Suriye politikası neticesinde kale alınmak, muhatap alınmak ve dinlenmek namına ancak savaşa girerse bir başarı elde edebilir. Yani Türkiye masada ancak savaşırsa oturabilir bu masaya. Masada olabilir. Bu bir itiraf. Bu aslında izlene gelen politikanın bugüne kadar düzenli orduyu Suriye'ye sokmadan rejimi devirme politikasının çöktüğünü, bittiğini en açık, en net itirafı.